Merhabalar, Şengül Aydın ben. Bugün sizinle bir ceviz küru hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan şeyimiz bir bardak, bir tane de ceviz. Ben şimdi Tunceli'deyim, Pertek Termal Otel'deyim. Buradaki kaplıcanın suyunun çok güzel şifa verici özellikleri var. Nasıl hazırlandığını söyleyeyim. Aslında bu geceden hazırlanıyor, sabaha kadar bekliyor, sabah içtiğiniz bir şey. Ama ben şimdi bunu sizin yanınızda hazırlayacağım. Sabahleyin şöyle cevizi kırıyoruz, gördüğünüz gibi. Bu şeye iyi geliyor, tansiyonu dengeliyor falan, kolesterole iyi geliyor. Benim babam tansiyon hastası. Şöyle özenerek kırmamız lazım, çok ezmeden. Çünkü bunun içindeki kabuklar lazım bize. Evet, aynen şu şöyle bütün lazım bize. Evet. Şunu şöyle şuraya atıyoruz. Bunu alıyoruz. Bu bardağın içine koyuyoruz. Şimdi şunu da yapayım. Ay düştü. Neyse sorun değil. Düşsün. Şöyle kırılıyor çünkü en başta da kırılmıştı benimkiler. Şöyle kırılırsa da parçalarını falan koymayı ihmal etmeyin. Şöyle şu parçaların hepsini koyacaksınız. Önemli olan bu. Şu parçaları, şu kenardakileri. Şunlar girecek yani içine. Anlatabiliyor muyum? Şöyle koyduk. Sonra içine bir bardak su dolduruyorsunuz böyle. Buraya kadar dolduruyorsunuz. Ben bunu normalde evimde şey yapıyorum. Normal suyla yapıyorum. Ama şimdi burada kaplıca suyla yapacağım. Termal suyla yapacağım. Çünkü daha sağlıklı. Biz buraya sağlık tatiline geldik. Tunceli'ye, Perte'ye. İçecek sularımızı hep bununla kullanıyoruz. Ama şeyi, neydi onun adı? 3 bardak. İçecek sularımızı hep bununla kullanıyoruz. Ama çay falan normal suyla yapıyoruz. Limonlu da çok güzel oluyor bu. Şimdi bunu bu şekilde hazırladıktan sonra bu suları bekleteceğiz. Bu birkaç saat sonra şey olacak. Kararacak. Rengine aldanmayın. İçerken de şu tahtalar falan ayrılmış oluyor zaten. Tahtalarını atıyorsunuz. Cevizini, suyunu içiyorsunuz. Cevizini de yiyorsunuz. Bu tok tutuyor. Tansiyona, kolesterole iyi geliyor. Ben 3 tane hazırladım. Benim için, annem için, babam için hazırladım. Bunu akşam yatmadan önce koyuyorsunuz. Sabah da aç karınla içiyorsunuz. Tok tutma gibi bir özelliği de var. Ben bunu şimdi böyle hazırladım. Akşam vereceğim bizimkilere yatmadan içsinler. Hani şeker ve kolesterolünü dengelesin diye tansiyonunu falan verdim. Öyle yapacağım. Ama akşam da yapacağım, hazırlayacağım. Sabaha da içmelerini sağlayacağım. Hani bunu içtikten sonra bunu da günden 2 tane yapmayı düşünüyorum. Ne kadar içilmesi gerekiyor? Yani bir bardak günde içilebilir. Biz bugün başlangıç olduğu için annemlere 2 bardak yaptım. Hani bugün içecekler akşam, bir de sabah içecekler. Ama onun dışında her sabah bir tane içmeleri yeterli. Bu günlük rutinimize girmesi gereken bir şey. Alışkanlık. Rengi de şu. Sabah yaptım ben, içtim. Bakın böyle bir tortusu var. İçinde de şöyle parçaları var, görüyorsunuz. Ama bu kaplıca suyu olduğu için böyle yoğun. Normal suda böyle olmuyor, yağlı gibi. Kaplıca suyunda böyle yağlı görünüyor. Ben bunu sabah içmiştim, evet. İçtiğimde burada duruyor. Sağlıklı günler diliyorum. Bunu daha önce kullanan varsa, ben kullandım çünkü düzenli olarak denedim. Gördüğü faydaları yazabilir ama ben kendim söyleyeyim. Kesinlikle tok tuttuğuna emin olabilirsiniz. Yani ben bunu düzenli yapmıyorum, unutuyorum. Düzenli yaptığımda emin olun tok tutuyor. Yani kahvaltıyı falan unutuyorum. 11-12'ye kadar tok tutuyor, tuhaf. Tabii ben yine yiyorum ama tok tuttuğunu biliyorum yani. O zaman diyet yapanlara destek olabilir. Yani az yemek istiyorum diyenlere mesela destek olabilir bu. Böyle de bir artısı var. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Termal Otel'in suyu harika. Pertek'teyseniz, bu civardaysanız, Elazığ'daysanız, Tunceli'deyseniz kesinlikle bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.